Doğa Arşivinden herkese merhaba arkadaşlar. Doğa Arşivinden ben Emre. Bugün salyangozlardan nasıl kurtulacağımız hakkında size bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi akvaryuma baş belası olurlar. Eve bile sıçrayabilirler bazıları. Benim bu yavru akvaryuma bulaştılar arkadaşlar bitki yoluyla. Şöyle bir şey var arkadaşlar. internette araştırdım bayağı bir. Ben. Benim daha önce 3 kere başıma geldi bu olay. Üçünden de kurtuldum. Üçünde de farklı farklı tür salyangozlar denk geldi. Yani o 3 türde de <laughs> çok başarılı olduğum söylenebilir. Artık salyangoz avcısı diye namım çıkacak. Genelde arkadaşlar millet internette gördüğüm kadarıyla... Ee, eliyle ezip balıklara yem ediyor. Bu da bir e, çözümdür ama tabi kesin bir çözüm değil. <laughs> Yavrulara zarar vermezler arkadaşlar. Ee, yavaştırlar zaten. Ee, sudan da pek çıkmazlar diye diyorlar ama ben çıktığını gördüm yani. Kapağı kaldırdığımda daha önceki vakalarda e, kapakta bir iki tane rastlamıştım geziyordu. Ee, bunda çıkmadılar tuhaf bir şekilde. Sadece Şuraya falan gelmişlerdi. O da zaten geri gitti. Ya da düştü ölmüş anlamadım. Ee, hani yarım saat sonra geldiğimde. Şu üst taraflarda yüzüyordu. Aldım attım sonra. <laughs> Böyle. E, Kendi elinden oluşan bir şey değildir arkadaşlar. Bir bitkiye yumurtası vardır. E, oradan bulaşmıştır. Veya bir şekilde o yumurta. Size girmiştir o akvaryuma. <laughs> Yani bir şekilde bulaşmıştır. Kendiliğinden oluşan bir şey değil bu. Biraz sonra çözümlere geçeceğim. Ee, nasıl kurtulacağınız hakkında. 2-3 çözümü var bunun. Ee, hepsinden teker teker bahsedeceğim. Ama bahsetmeden önce şunu demek istiyorum. Sesim biraz kısık. Hastayım. Boğazım ağrıyor arkadaşlar. Ee, bu sebepten videonun kalitesi düşük de olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. <laughs> evet Şimdi ilk yöntemimizde başlayalım arkadaşlar. İlk yöntemimiz e, akvaryumu temizlemek tabii ki de. E, tabii kimilerine göre zor olabiliyor büyük tanklı akvaryumlarda veya mobilyalı akvaryumlarda. E, i̇lk önce ben akvaryumda temizlemeyi anlatacağım. Arkadaşlar akvaryumu boşaltıyorsunuz tamamen. <laughs> Kumunu ayrı bir yere koyuyorsunuz. Çünkü kumda da e, yumurtalar olabilir. Bitkileri ayrı yere koyuyorsunuz. Veya kumla birleştirin ay ama suda olması gerekiyor bitkilerle kumun su içinde. Ee, i̇kisini aynı yere koyabilirsiniz. Ee, ayrı yerlere de koyabilirsiniz fark etmez. Ee, aldıktan sonra akvaryum ilk önce birazcık e, su doldurun ve içine sirke dökün. Böyle camlarını falan hep sirkeli bezle silin. sirke Beze dökün de sirkeyi silin. Daha sonra 1-2 saat şuraya kadar sirkeli suda dursun. Ee, biz 1 saat 2 saat o sirkeli suda dursun arkadaşlar. Ee, daha sonra o sirkeli suyu dökün. Sıcak su koyun kaynar su. Biraz bir 10 dakika kaynar suda beklesin. Genel kaynar suda varken böyle camları bezle sürün. Aşağıdan alıp böyle. <laughs> bir de soğuk su doldurun. Bayağı soğuk su. Ondan sonra bir de normal bir şekilde e, bir daha su doldurup iyice temizlendiğinden emin olmak için sirkeden vesaireden e, iyice bir daha ovup camlarını herhangi bir katkı maddesi kullanmadan e, kurtulabilirsiniz. Tabi bu işlem bir yaklaşık 6-7 saat sürecektir. <laughs> Sırf 2-3 saat bekleyecek zaten akvaryum. E, akvaryumu temizleyerek bu şekilde kurtulabilirsiniz salyangozlardan. Ben e, yarın bir gün temizleyeceğim. E, lakin bendeki 2-3 taneydi. Ölmüş galiba onlar da. Zaten akvaryum pis. Onu da temizleyeceğim. İkinci yöntem olarak arkadaşlar e, bir internette gördüm bunu. Daha önceden bilmiyordum ben. <laughs> Şöyle akvaryumun üstüne e, bir vantuz yardımıyla veya bir şey yardımıyla, ip yardımıyla e, şuraya veya ak akvaryumunuzun istediğiniz bir bölümüne patates kabuğu, elma kabuğu gibi bir şeyleri koyuyoruz. <laughs> Tabi internette bakın siz yine de. Başka şeyler de var çünkü. <laughs> kimisi marul bile demiş yani. Marul koyun diye. Ee, akvaryumu biraz kirletecektir bunlar illaki suda olduğu için. Ee, burada bir gün, iki gün bekletiyor musunuz kabuğu suda, akvaryumda? Bütün salyangozlar onu yemek için toplanıyorlarmış. Daha sonra onu alıp çöpe atıyorsunuz. Öyle de bir kurtulma şekli var. Gayet mantıklı. Kusura bakmayın arkadaşlar hastalık elimizde olan şeyler değil. Bir sonraki çözümde pek tavsiye etmem. Balıklarınızı akvaryumdan alıp ilaç şu anda yanımda değil. Arkadaşlar İlaç yanımda olsa gösterirdim ama Fotoğrafını koyarım Veya adını e, açıklama kısmına yazarım e, tabii Zaten pet shoplara gittiğiniz zaman e, Salyongoz öldüren ilaçtan Verin dediğiniz zaman Size direktman veriyor zaten e, Salyongoz öldüren ilacı Balıkları aldıktan sonra Balıklara zarar verebilir Özellikle yavrulara e, Onları alın balıkları Bitkileri de alın. E, bitkilere de zarar veriyormuş. Çünkü yosun mosunu da öldürüyormuş. <laughs> e, sadece akvaryum kalsın. Akvaryumun içine e, kullanım talimatı var üstünde veya kağıtta. Ona uyarak yapın. E, genelde zaten e, bilmem kaç litreye bilmem kaç damla dökün diyor. Her gün e, iki tane nasıl göstereyim ben size konuşamadım da evet böyle şeyler olabiliyor. Ben de genel olan bir şey böyle bazen tıkanıyorum arkadaşlar. Şu anda da hastayım zaten. <laughs> Neyse o konudan sapmayalım. 2 bardak pis suyu akvaryumdan alıp 3 bardak yeni temiz su ekliyorsunuz ve akvaryumunuzda sürekli bir havalandırma oluyor. Tabi havalandırma balık varsa oluyor. Ee, ama siz balığı çıkartın çünkü Pet Shop bana verirken balıklarını çıkar... ...öldürme ihtimali var demişti. Hani riske alma demişti. <laughs> Gene de size kalmış bir şey. Yani belki bir şey olmaz diyerekten atabilirsiniz. <laughs> Ama işinizi garantiye alın derim ben size. Sizin seçiminiz. İlaçtan bir hafta içinde kurtulabilirsiniz. Ama bence bana sorarsanız... ...en mantıklısı akvaryumu temizlemekten geçiyor. Çünkü bir gün içinde biraz uğraş gerektiriyor ama bir gün içinde mutlaka kurt olursunuz <laughs> e, tabi betilen Mavisi falan da atın akvaryum temizledikten sonra ha bu arada şunu demeyi unuttum bitkiniz ve kumunuzu e, sirkeli suda biraz yıkayın bir dakika e, Mert arıyor da neyse şu an videodayım cevap veremeyeceğim Dediğim gibi arkadaşlar salyangoz yönteminden böyle kurtulabilirsiniz. Bazısı e, cis salyangoz diye seviniyor böyle. Ama bunlar çok hızlı üreyen balıklar. Hani balık dediğimi hani e, canlılar. Ben genelde balık dediğim için alışmışım artık balık demeye. <laughs> yani %75 ihtimalle bitkilerden bulaşıyor. O yüzden yeni aldığınız bitkileri Biraz sirkeli suda bekletin. Sirkeli su bitkiye zarar verir mi diyeceksiniz. Çok kalırsa verir. Böyle 10 dakika 15 dakikayı geçmeyecek. 10-15 dakika içinde de zaten yumurta varsa ölür. Veya salyangoz varsa. Ama şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Bunu da duydum. Bitkinin üstünde yumurta varken bazen hiçbir şey o şeye, yumurtaya işlemiyor. Hiçbir katkı maddesi işlemiyor diye bir şey de duydum. Ee, ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yani onun hakkında bir şey diyemem. Yani tecrübem de yok. Hatta şu an görüyorsunuz. Şurada bende bir tane ortaya çıktı. Yeni yeni bulaşmaya başlamış. Çünkü sadece bir ya da iki tane büyük vardı. Onlar da ölmüştü attım. Bir iki küçük galiba bitkilerin orada yumurtlamışlar aralarda. <laughs> Gördüğünüz üzere ben bir tane bitkim de ölmüş. Şurada. Ee, ben bir ayağım kırıldığı dönem ayağım kırıldığı dönem arkadaşlar ilgilenememiştim bitkilerle e, Hatta isteyen arkadaşlar olursa ben e, bunun nasıl temizlendiği hakkında da bir video çekerim yarın bir gün. E, <laughs> ha bu arada şunu da videoyu sonlandırmadan önce diyeyim arkadaşlar. Çok yem atmayın. Salyangoz şeyi varsa eğer ilaç tedavisini kullanacaksanız veya parmağınızı eziyorsanız, geçiyorsanız, daha sonra temizlerim diyorsanız fazla yem atmayın. Çünkü dibe çöken yemleri yiyerek daha hızlı çoğalıyorlar. Onların çoğalma hızını arttırmış oluyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Bu arada fark ettim. Balıklarımızdan biri hasta. Şurada görebilirseniz Lepsitesin bir hasta beyaz benek olmuş galiba çünkü çok sürtünüyor. Diğerlerinde bir sürtünme görmedim. Belki video haricinde gözükmüş olabilir. Videoya bir daha bakarım. <laughs> evet, bunda bir sıkıntı var. Ee, bir beyaz benek ilacı atmam şart. Metinden mavisi si. Ee, bakteri kültürü vesaire de alacağım. Ee, Şuralarda gördüğünüz gibi. Şu üstten bir göstereyim size. Bakın şuralarda bir iki tane var. Şu siyahlıklar onların yumurtası mı bilemedim. Belki bitki çürümeye başlamıştır. Onu da bilmiyorum. Bu arada salyangozlar bitkileri yiyor. Bunu da söyleyeyim. Bitki akvaryumunuz varsa derhal kurturmanız lazım. Ben de şu an yeni başladığı için ben acele etmiyorum. Yarın bir gün temizlerim. <laughs> Boğazımda çok pis ağrıyor. Yakında da bir sürprizim olacak e, kanalda. Mart ayı gelirse şöyle havalar ısınsın şu son bir haftadır Konya'da kar ve yağmur yağıyor sürekli her gün yani sabah akşam yağıyor. Bir iki saat duruyor dinleniyor gene yağıyor. E, aşağısı dün indiğimde baya soğuktu. <laughs> yani düşünün o kadar yalıtımlı o da. E, bir de üstten aşağıya az ısı gidiyor evden Bodrum'a. Ben açıkçası salyangozları da sevmem arkadaşlar. Yani Sevmeyen çok kişi vardır. Her neyse videomuzun sonuna gelelim. Bugünlük bizden bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.